Evet arkadaşlar. Merhabalar, hayırlı güzel günler sizlerle birlikte olsun. Yine bir vlog konusu ile beraberiz. Şöyle not kağıdımı elime alayım. Bir soru var. Ergün ismindeki kardeşimizden. Harun abi, ben araca klima taktırmak istiyorum. Bunun artısı eksisi nelerdir? Bilgilendirir misin bizi? 94 model E200 otomatik. Aracı arkadaşımızın 94 model E200 otomatikmiş ve aracına klima taktırmak istiyormuş. Bunun için bilgilendirme istiyor. Öncelikle arkadaşlar, bu araçlara, kliması olmayan W124 araçlara klima taktırmak biraz külfetli ve maliyetli bir iş. Çünkü klimanın parça sayısı oldukça fazla, ünitesi fazla. Aracımda bu meyanda ısınırken ben de bu soruyu cevaplayayım. Şimdi araç klimasından ve parçalarından bahsedelim biraz arkadaşlar. Bunda kompresör var. Kondensör var. Nem tutucu filtre var. Genleşme valfi var. Evaporatör var. Klima fanları var. İtalyansa normal set tek fan oluyor. Diğerleri çift fan. Benimki çift fandı. Biliyorsunuz. Klima gazı ve yağı. Sensörler, radyatör. Ve düğmeler, borular. Menfez, klima ile ilgili her şey bunun içerisinde. Bunların da göz önüne alınması gerekiyor. Peki, böyle bir işe girersek masraf olarak ne olur, ne çıkar? Bununla ilgili bilgilendirme yapayım. Örneğin arkadaşlar, klima radyatörleri Mercedes W124, M103 ve M104 motorlu uyumlu olanlar 560 liradan başlıyor. Sizler için araştırma yaptım. M111 motorlu olanlar 90-95 modeller 600 liraya kadar çıkıyor arkadaşlar bu radyatörler. Fan, klima fanları yine 124 W201 kasalarınki. Onları da katarız işin içine. Onlar da belki yaptırmak istiyor. 600 lirayken 124, 126, 201 kasalar yine 550 liraya bulabilmek mümkün. Bunları internetten bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Peki ısıtma ve soğutma sistemi, evaporatörden bahsedelim biraz. 400 ila 750 lira arasında bu Behir marka arkadaşlar evaporatörler fiyatı. Uyumlu araçlar 230 CE, C124 kup 87-92 model, W124 sedan 89-93 model, 230E 300TD, 124 sedanlar 93-95, yine E200-E300 4 matikler, 93-96-E300T 4 matikler, E300 turbo dizeller. Bunların da arkadaşlar dediğim gibi evaporatör 400-750 lira arasında değişiyor ki bunların ithal orijinal evaporatörler 4000-5000 lira civarında arkadaşlar. Bunu da bu şekilde belirtelim. Gelelim klima kompresörüne. Kompresör arkadaşlar 5500 liradan başlıyor. Çıkmalar 2000-2500-1700 liraya kadar gidiyor. 5500 liralık bir ünite sıfır almanızı öneririm bunu. Çünkü en önemli ünitelerden biri. Kalorifer düğmeleri, işte klima, ızgara düğmeleri, şuradaki düğmeler, şu kenarlarda görmüş olduğunuz dahil, şu göğüs hepsi. Onların 4 adet resimlerini de koyacağım bunların. 110 liraya falan. Fan davlum bazları var ön tarafta. Çift fansa 250, işte tek fansa bunlar da 210 lira, 208 lira gibi bir fiyatlar. Davlum baz olarak sadece çıkıyor arkadaşlar. Peki
Bunların hepsinin ortalama fiyatı, maliyeti ne olur? Kompresör, kondansatör, nem tutucu, filtre, genleşme valfi, evaporatör, klima fanı, fan davlumbazlığı, gazı, yağ, sensörler, düğmeler ve işçilik dahil. Bunlar arkadaşlar en ucuz arkadaşlar 6.000, en çok 10.000 lira arasında size patlar. Bunu da bu şekilde belirtmiş olayım. Böyle yaptırmayı düşünen, almayı düşünenler varsa onlara bir hemfikir vermiş oluruz bu şekilde. Dediğim gibi bu parçaları, bir kısmını internet üzerinden temin edebilirsiniz. Bir kısmını tabii internet üzerinden OEM parçalar da var. Onlar aşırı pahalı. Eğer yurt dışında arkadaşlarınız varsa onlara sipariş vermek suretiyle getirtirebilirsiniz. Bu iki. Üçüncüsü de arkadaşlar, bulamadığınız parçaları çıkmacılardan bulabilirsiniz. Çıkma parçada kullanabilirsiniz. Bu da üç. Bunların dediğim gibi en ekonomik bir şekilde alsanız ve bunun içerisinde işçilik dahil, borular var. İşte saymadığım parçalar var. Nem tutucu, filtre gibi, işte ne bileyim sensörler gibi falan. Ve şu içindeki ekstra düğmeler gibi, ızgaradaki değil de şu alt bölümdeki paneldeki, bunların hepsinin maliyeti size arkadaşlar 6.000 lira en ucuz, en pahalı işte 10.000 liraya gelir. Ortalama 7-8.000 liradan aşağıya patlamaz. Bunu bu şekilde söylemek istiyorum ilgilenenlere. Bunun bilinmesinde fayda görüyorum, yarar görüyorum. Videomu da müsaadenizle bu şekilde bitireyim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın dileklerimle birlikte arkadaşlar. Bir başka vlogda görüşmek üzere.